Bir hidrasyon tepkimesinde su molekülü çift bağın her iki ucuna eklenir. Yani burada gördüğümüz OH, Markovnikov kuralı dediğimiz yöntemle eklenir. Hemen altına yazalım. Yani bu tepkimeyi yaparken Markovnikov kuralını düşünmelisiniz. Evet, gördüğümüz gibi bu bir asit katalizli tepkime. Teknik olarak bu tepkime dengede ve buna videonun sonunda değineceğiz. Şimdi bir çift bağın her iki ucuna asit katalizli su eklenmesini gösteren bu mekanizmaya bir bakalım. Evet, önce arkenimizi buraya çizelim. Elimizde su ve sülfürik asit bulunuyor. Güçlü bir asit olan sülfürik asit çözeltide bir proton verecektir. Ve diyelim ki su molekülümüz bu protonu alacak. Böylece H2O olan molekülümüz H3O artı olacak. Tabii bu iyona hidronyum iyonu diyoruz. Şimdi bu hidronyum iyonumuzu bir çizelim. Şuradaki ortaklanmamış elektron çifti ve artı yükünü de ekledikten sonra şimdi pi elektronlarına bir bakalım. Pi bağındaki bu elektronlar baz görevi görecek ve bir proton alacaklar. Diyelim ki buradaki protonu alacaklar. Tabii bu da buradaki bağda yer alan elektronların oksijene geçmesine neden olacak. Tabii bu bir asit-baz dengesi. Şimdi buraya denge okunu koyarak yan tarafa neler olacağını çizmeye başlayalım. Evet, diyelim ki protonumuzu sağdaki karbona ekledik. Şöyle hemen üzerine çiziyoruz. Böylece mavi ile işaretlediğim bu elektronlar da şu bağdaki elektronlar oluyor. Tabii bu durumda sol karbondan bir bağ almış olduk. Yani şu karbondan. Elimizde bu karbona bağlı 4 bağ vardı ama artık 3 tane kaldı. Ve bu da ona artı bir formal yük vermiş oluyor. Böylece mekanizmamızda karbokatyonumuz bu karbon oluyor. Peki geriye ne kaldı? Şöyle bir bakalım. Asit baz tepkimesinde H3O artıdan bir proton alınca geriye yeniden H2O kalıyor. Öyleyse şuraya su molekülümüzü çizelim. Evet, oksijenin üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerini de koyalım. Şimdi bildiğimiz gibi su burada nükleofil görevi görebilir. O zaman bu ortaklanmamış elektron çifti artı yüklü olan bir şeye saldıracak. Yani buradaki karbokatyonumuza. Tabii tepkimeye giren maddelerin konsantrasyonlarına bağlı olarak bu tepkimenin dengede olduğunu söylemiştik. Şimdi hemen çizerek göstermeye başlayalım. Su molekülümüzü soldaki karbona ekleyeceğiz. Sağdaki karbonda az önce eklediğimiz hidrojen bulunuyordu. Onu şöyle çizelim. Şimdi soldaki karbona su molekülünü ekleyelim. Oksijen burada. Ona bağlı hidrojenlerimizi de çizelim. Oksijenin ortaklanmamış elektron çiftini de unutmadan yanına ekleyelim. Bu hiçbir bağ oluşumuna katılmadı. Tabii bu da oksijene artı bir formal yük vermiş oluyor. Artık oksijenimiz artı yüke sahip. Evet, neredeyse ürünümüzü tamamladık. Şimdi sadece oksijendeki protondan kurtulmak için bir asit baz tepkimesine daha ihtiyacımız var. Bu kez su baz görevi görecek. Şimdi onu buraya çizelim. Evet, şimdi su Brownsted-Lowry bazı görevi görüp buradaki bir protonu alacak. Elektronlarımızı da ekleyelim. Diyelim ki bu ortaklanmamış elektron çifti buradaki protonu alıyor ve ardından bu bağdaki elektronlar da oksijenimize geçiyor. Yeniden denge okumuzu buraya çizip sol tarafına bu asit baz tepkimesinde neler olduğunu gösterelim. Sol taraftaki karbona bağlı artık bir OH var. Sağdaki karbona ise yine aynı şekilde bir hidrojene bağlı durumda. Böylece suyu çift bağın her iki ucuna eklemiş olduk. Geri kalanı da tamamlamak gerekirse hidronyum iyonumuz burada yeniden oluşacak. Yani H2O yerine H3O artı elde edeceğiz. Bu durumda hidronyum iyonumuz yeniden oluşmuş oluyor. İşte böyle. Unutmayın. Tepkimede karbokatyon varsa Markovnikov kuralını düşünmeniz gerekiyor. Ayrıca elbette karbokatyon düzenlemelerini de düşünmelisiniz. Yani Markovnikov ve düzenlemeler. Öyleyse şimdi karbokatyon düzenlemesi yapacağımız bir örnekle devam edelim. Yine bir tepkime üzerinde çalışacağız. Bu alkenle başlayalım. Tabii mekanizmayı düşündüğümüzde burada H3O artı olacağını biliyoruz. Evet, işte burada. Daha sonra alkenimizi su ve sülfürik asit çözeltisine katacağız. Evet. Şimdi mekanizmamızın ilk adımında P
elektronları baz görevi görüp hidronyum iyonundan bir proton alacak ve ardından buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Öyleyse bu asit-baz tepkimesinden ne elde edeceğimizi bir görelim. Evet, burada bir denge oku çizmediğimin farkındayım. Ancak şu anda biz doğru ürünü almaya odaklanalım. Karbon iskeletimiz şu şekilde. Evet, sorumuz şöyle. Hidrojeni hangi taraftan ekleyeceğiz? Yani protonumuzu çift bağın solundan mı yoksa sağından mı ekleyeceğiz? Elbette yapabileceğimiz en kararlı karbokatyonu oluşturmak istiyoruz. Protonu çift bağımızın sol tarafına eklersek sekonder bir karbokatyon elde etmiş oluruz. Karbokatyonumuz sekonder. Çünkü buradaki artı yüklü karbon diğer iki karbona bağlı. Şu şekilde. Böylece bu bir sekonder karbokatyon. Protonumuzu çift bağın diğer tarafından ekleseydik bu kez bir primer karbokatyon elde etmiş olacaktık. Tabii bildiğiniz üzere sekonder karbokatyon daha kararlı. Fakat sekonder bir karbokatyondan daha kararlı bir şey oluşturabilir miyiz? Elbette oluşturabiliriz. Evet, şimdi bu karbona bağlı bir hidrojenimiz bulunuyor. Eğer bu proton ve bağdaki elektronlar buraya geçer ve artı yüklü karbonumuzla yeni bir bağ oluşursa tam bu noktada bir hidrür göçü olur. Şimdi buraya bu hidrür göçünün sonucunu çizmeye başlayalım. Evet, artık hidrojenimiz burada. Tabii bu durumda morla işaretlediğim bu karbondan bir bağ almış olduk. Böylece artı yük bu karbona geçmiş oldu. Yani sekonder karbokatyonun karbonuna bir bağ ekledik ve bu yüzden formal yük buradan gitti. Artı formal yük bu karbona geçti ve burası artık tersiyer bir karbokatyon oldu. Bağlı olduğu karbonlara baktığımız zaman tersiyer karbokatyon olduğunu hemen görüyoruz. Ve tersiyer karbokatyonun sekonder karbokatyondan daha kararlı olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Bir sonraki adımda bir su molekülü karşımıza çıkacak. Su molekülü şimdi nükleofil görevi görüp artı yüklü karbonumuza saldıracak. Şimdi şuraya da bu nükleofil saldırısının sonucunu çizelim. Karbon iskeletini şu şekilde çizdik ve artık karbonumuz oksijenle bağlı durumda. İki hidrojen ve oksijenin geriye kalan ortaklanmamış elektron çiftini de ekleyelim. Tabii bu durumda oksijene artı bir formal yük de vermiş oluyor. Ve son olarak su molekülü ortaya çıkıp artı yüklü karbonumuzdan bir proton alıyor ve böylece karbona bağlı OH'ı olan ana ürünümüzü elde etmiş oluyoruz. Evet, bu ana ürünümüz. Altına yazalım. Sekonder karbokatyondan oluşan alkolün bir kısmını da elde ederiz ve yan ürünümüz de bu olur. Yani oksijen sekonder karbokatyona saldırsaydı böyle olurdu. Ancak sınavda ana ürün istenirse bu düzenlemenin ürününü göstermelisiniz. Şimdi bu örnekte şanslıyız çünkü ürünümüzdeki bu karbon kiralite merkezi değil ve bu karbona bağlı iki metil grubu olduğu için buradaki stereokimyayı düşünmemiz gerekmiyor. Öyleyse şimdi de stereokimyayı düşünmemiz gereken bir tepkime yapalım. Ekranı kaydıralım. Evet, bu alkenle yapımızı çizmeye başlıyoruz. Çift bağımız şurada. Şunu silip yeniden çizeyim. Bu iki karbon arasında bir çift bağımız olacak. Ve yine aynı şekilde su ve sülfürik asit ekleyeceğiz. Yani H2SO4. Mekanizmayı düşündüğümüzde çift bağın bir tarafına proton ekleyeceğimizi ve diğer tarafının da karbokatyon olacağını biliyoruz. Öyleyse düşünülmesi gereken ilk şey bu iki taraftan hangisinin proton alacağıdır. Yapabileceğimiz en kararlı karbokatyonu oluşturmak istiyoruz. Demek ki protonumuz soldaki karbona eklenecek. O zaman devam edip ara ürünü gösterelim. Aslında oka gerek yok. Çizmeye başlayalım. Evet, protonumuzu soldaki karbona ekledik. Böylece sağdaki karbon karbokatyonumuz oluyor. Yani burası artık artı yüklü bir karbon. Şimdi elimizde bir karbokatyon var ve bu karbon diğer 3 atoma bağlı durumda. Önce bunun neye benzediğini düşünmelisiniz. Unutmayın, karbokatyon diğer 3 karbona bağlandığında her şeyin aynı düzlemde olduğu böyle bir durum elde edersiniz. Yani bu sp2 hibritleşmiş karbon trigonal düzlemsel bir geometrik yapı sergiliyor. Ayrıca burada hibritleşmiş p orbitalleri de bulunuyor. İşte sp2 hibritleşmiş karbokatyonun durumu bu.
Şimdi su molekülü ortaya çıkıp nükleofil görevi gördüğü zaman su molekülü üstten ya da alttan saldırabilir. Ve işte stereokimyanın devreye girdiği yer burası. Devam edelim. Şimdi bu karbokatyonumuzu baz alıp suyun bu nükleofil saldırısından elde edeceğimiz ürünleri çizmeye çalışalım. Durumu pratikleştirmek için protonu hayalimizde canlandırıp buradan ayrıldığını düşünebiliriz. Yeteri kadar alıştırma yaparsanız mekanizmanın bu adımlarını kafanızda görselleştirmeniz kolay olur. Şimdi bu iki olası ürünü nasıl elde edeceğiz? OH bu şekilde buraya eklenebilir ve bu da metil grubunu buraya getirir. Yani düzlemde bizden uzaklaşır. Ya da tam tersi. OH'ı bizden uzaklaşacak şekilde ekleyebiliriz ve bu kez de metil grubu bize dönük bir şekilde durur. Tabii bunların kiralite merkezleri olduklarını biliyoruz. Yani şu noktalar. Şöyle bir işaretleyelim. Böylece enantiyomerler elde etmiş olduk. Yani bu ürünlerimiz için %50'lik racemik bir karışım demek oluyor. Ayrıca burada OH'ın Markovnikov tarzında ya da kuralında eklendiğini görüyoruz. Yani en kararlı karbokatyonun olduğu tarafa eklenmiş. Bu tepkime için bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi buraya stereokimyasını düşünmemize gerek olmayan bir yapı çizelim. Bu kez burada tepkime hakkında farklı bir noktaya değinmeye çalışacağız. İşte tepkimemiz. Şimdi buna su ekliyoruz. Şuraya da sülfürik asidi çizelim. Buradaki durumu gösterebilmek için oku biraz farklı bir şekilde çiziyorum. Ya da biz buraya en iyisi tüm tepkimenin dengede olduğunu gösteren bir denge oku çizelim. Evet, şu şekilde. Şimdi ürünümüzü çizebiliriz. Stereokimyayı düşünmemiz gerekmiyorsa tek yapmamız gereken OH'ı çift bağın hangi tarafına koyacağımızı düşünmek. Ve yine Markovnikov tarzında yapacağız. Daha fazla sübstitüe edilmiş karbon OH'ımıza alacak olan karbondur. Ve burada daha fazla sübstitüe edilmiş karbonun soldaki karbon olduğunu görüyoruz. Öyleyse tek yapmamız gereken bu OH'ı bu daha fazla sübstitüe edilmiş karbonu eklemek. Ve işimiz bitti. Ürünümüz hazır. Bu tepkime için stereokimyayı da karbokatyon düzenlemesini de düşünmemiz gerekmiyor. Çünkü bu bir tersiyer karbokatyon. Bu tepkime teknik olarak dengede ve suyu da reaktantlardan biri olarak düşünebilirsiniz. Eğer su reaktantlardan biri ise ve genel kimya ile Le-Chatelier ilkesini düşünürseniz dengeyi nasıl değiştirirsiniz? Eğer ürününüzden yani bu alkolden daha fazlasını yapmak istiyorsanız bunu yapmanın bir yolu su konsantrasyonunu arttırmak olacaktır. Su konsantrasyonunu arttırırsanız denge sistemin üzerinde yüklenen basıncı azaltmak üzere değişecektir. Böylece sağa doğru bir değişim meydana gelir ve üründen daha fazla oluşur. Ancak ürün olarak alkolünüz varsa ve bu alkolü sülfürik asitle tepkimeye sokarsanız bu önceki videolarda gördüğümüz üzere bir E1 eliminasyon tepkimesi olur. Asit katalizi dehidrasyon, alkole derişik sülfürik asit eklenmesi aslında alkeni oluşturabilir. Bu asit katalizi E1 eliminasyon dehidrasyonu ki burada ana ürünümüz en sübstitüe edilmiş alken durumunda. Tabii diğer tarafa da geri dönebilirsiniz yani sol tarafa. Diyelim ki dengeyi sola kaydırmak için su konsantrasyonunu azalttınız. Aslında yine burada alkeninizi oluşturabilirsiniz. Öyleyse sağa gitmek istiyorsanız dengenizi kontrol etmenin yolu sülfürik asidi seyreltmektir. Yani daha fazla su ekleyip konsantrasyonu arttırırsınız. Eğer dengeyi sola kaydırmak istiyorsanız su konsantrasyonunuzu azaltırsınız. Yani derişik sülfürik asit kullanırsınız. Şunu da buraya yazayım. Evet, bu tepkime dengesini sola kaydırır ve alkenden daha fazla oluşmuş olur. Yani her şey ne yapmaya çalıştığınıza bağlı. Kısacası dengeyi değiştirme konusunda genel kimyadan öğrendiklerinizi düşünmeniz gerekiyor.